Sonracım. İlhamlar cihetine baktı, gördü ki sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mukaleme-i Rabbaniyedir. Demek ki Allah'ın konuşmasıdır, ilham da. Vahiy de Allah'ın konuşmasıdır, ilham da Allah'ın konuşmasıdır, mevcudat da Allah'ın konuşmasıdır. Üç çeşit konuşma oldu şimdi. Üç tane oldu. Üç tane. Bir, kelam. İki, tekvini ayetler. Ama müstakil düşünmeyeceksin. İlham vahiyin içindedir. Vahiy de kelamın içinde. Değil mi? Yani vahiy kelam içinde. Vahiy kelamın içinde, evet. Kelamın içinde. Yani kelamda vahiy onu kastediyoruz. Demek ki vahiy, kelam, Allah'ın konuşması. Tekvini ayet, Allah'ın konuşması. İlham ise bunun arasındaki bağ. Yani bak bir daha. Kelam sıfatından gelen vahiy, Allah'ın konuşması. Elma, armut, mandalina, şeftali, Allah'ın tekvini konuşması. Bu ikisi arasındaki bağlayan ilham. Çünkü bu vahiyinin insandaki inkişafı insanın ilhamlarına vesile olur. Yani kelam sıfatına ne kadar muhatap olursan sana vahiyinin çok iki mertebesi var ki ilham. Çünkü şumullu ilhamlar vahiy vazifesini yapıyor. Bu insanda ilham ilahiye mazhar oluyorsun. Şumullu ilham burada onu kendimiz mi yapıyoruz? Yok, burada geçiyor. Ha, burada mı geçecek? Burada geçiyor şumullu ilhamlar. Sağlık ilhamlar. Sağlık dedi de. O sözlerde diyor. Yok, şumullu ilham. Sözlerdeki aynı metin. Burada geçiyor. Aşağı burada öyle de diyor padişah ezelinin. Tamam, burada var. Şimdi vahiy, bak bir daha. Vahiy herkese aynıdır. O vahiyin sende oluşturduğu muhatabiyet ilahi ilham. Sadık ilhamlar abi. Anladın mı? Tamam. Yani Cenab-ı Hak tarafındaki vahiy olan şey bende ilham şeklinde gözüküyor. Çünkü benim kabiliyetimden dolayı. Evet. Vahiy bizzatı kendisi değil. Ama sende uyananlar bütünlüğü, vahiy sana vurarak sende uyananlar, kazanımların, mertebenin, anlayışın, ferasetin yani bu. İlham. Peygamberde nasıl oluyor? Peygamberlerde bir tamamıya oluyor. Çünkü bütün isimler üşüyor bunda. En canlı. Yani ona vahiy geliyor. Aynı kendisidir. Ha, o. Ayet mi diyecektim ama ayet başka bir şey. Ayet olur diyecek. Vahiy geliyor, sonra dönüştürü zaman ayet oluyor. Musaf'a ayet geliyor. Musaf'ta gözükenler ayettir. Biz beşer vahye muhatap olur. O gelen ilham, o ilham olarak onda gözükür, ilhamını söyleyebilir. Peygamber de vahye muhataptır. Ona gelir, ayet olarak söyler. Tabii mesela aynı ağız, bak peygamberin ağzı aynı. Bu ağızda bir geliyor ayet söylüyor, bu ağızda hadisi kutsi söylüyor, bu ağızda hadisi şerifi söylüyor. Aynı ağız. Yani çekirdekten gövde çıkıyor, yaprak çıkıyor, çiçek çıkıyor, meyve çıkıyor, renk çıkıyor, koku çıkıyor gibi. Peki bu ilham rububiyete, vahiy uluhiyete bakıyor diyebilir miyiz abi? Yani rububiyeti oluşturuyor diyebiliriz. Bakıyor diye, evet. Senin rububiyetini oluşturuyor. Biraz gidelim mi? Gerçi bak, sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler. Bir nevi mukaleme-i Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Birincisi, ilhamdan çok yüksek olan vahiy. İlhamdan çok yüksek olan vahiy. Ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela vahiy ekseri melaike ile. Vahiy bir kısmı da var ki meleksiz oluyor. Yani vasıtasız var. Mesela git Amene Resulü kendisi alması. Rüyada vasıtasız olur mu? Rüyada olan bir ayet sadıkadır. Çünkü Cebrail yok herhalde orada. Nübüvvetin 40'ta biri var. Evet, ama orada Cebrail'siz olup olmadığını bilmiyor. Yani rüya yerine getirmiş olurmuş.
olmayandır. Evet. Ama mesela Amen-i Resul kesin. Cebrail'siz almış. Peki o ilham mıdır abi? Vahidir ya. Hadis-i kutsiler. Vahidir yani. Mesela hadis-i kutsiler manası Allah'tan, ifade tarzı Resulullah'tan hadis-i kutsi. Hadis-i şerif ise manası da ifadesi Resulullah'tan olursa bu hadis-i şerif. Gerçi 400 bin defa gelmiş Cebrail. Evet. Yok. Şey yok, 27 bin miydi? 20 günde 3 defa. 22 bin miydi? 27 bin mi? 22 bin defa mı ne gelmiş? 24 bin yoksa. Ha, 24 bin galiba. Bak bakayım her sene değişiyor mu? 23 senede yani senede 1000 defa mı inmiş? Günde 3'e tekabül etmişti abi 22 yılda. O zaman 24 bin defa. Bir kere 3 yılda hiç gelmemiş abi. Peki bir nevi mukallemi-i Rabbani'dir. Fakat vahiy ile ilham arasında iki fark vardır temelde. Birincisi ilhamda çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla iman, ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki surette konuşması ve emirleri var. Birisi haşmeti saltana ve hakimiyeti umumi haysiyetiyle bir yaverini bir valiyi gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıta ile beraber bir içtima yapar. Sonra fermanı tebliğ edilir. İkincisi, sultanlık unvanı ile ve padişahlık umumi ismiyle değil, belki kendi şahsi ile hususi bir münasebetin ve cüzi bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisi ile veya âmi raiyeti ile bir hususi telefon ile hususu konuşmasıdır. Padişah durumu. Öyle de padişah ezelinin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat halikin vani ile. Bak, padişah ezelinin umum alemlerin Rabbi. Umum tam bırak abi. Bırak. Alemlerin Rabbi ismiyle. Kainatın halikin vani ile. Bak alemlerin Rabbi, kainatın Halik-i İmvanı ile, vahiy ile ve vahiyin hizmetini gören şumurlu ilhamları ile, mukalemesi olduğu gibi, bak vahiyin, vahiy ile veya vahiyin hizmetini gören şumurlu ilhamları ile, mukaleme olduğu gibi, mukalemesi, ferdin, her bir ferdin, her bir zihayatın Rabbi ve Halik'i olmak haysiyetiyle, hususi bir surette, fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarz mukalemesi var. Kabiliyete göre. Evet. İkincisi. Bu şumurlu ilhamdan ne anlıyorsun? Madem bunu birazcık, yani ilhamdan farklı bir şey değil mi? Evet, farklı. Formal ilham değil yani. Yok, mesela ilham kendi ihtiyacını mütevecci olup verilen cevaptır, ilham. Rabbinden mi alıyorsun abi? Rabbinden alın. Kendi ihtiyacı diyor. Kendi ihtiyacı. İhtiyaç hissettiğin şey. Şumurlu ilhamda toplumsal vazifedarlarda olur. Asr-ı mücedditlerinde olur şumurlu ilham. Toplumun ihtiyacını bir şahsa yükler. Hissettirir. Mesela gene orada da hissettirir. Ama kendi şahsı için hissetmez. Peki o şöyle olabilir mi? Müspetinden ziyade mesela ne diyelim işte elektrik veya şeyle ilgili bir ilhamat bütün toplum ihtiyacı var. Evet evet. O ona ihtiyacı diyor. O keşifte bir bakıyor tamam böyle. Buldum diyor. Buldum diyor. Bu böyle olması lazım diyor. Yapıyor. Aslında bütün nevi beşerin ihtiyacı olan bir şey onda şey oldu. Belki o da şumurlu ilham lazım. Evet tabii ki şumurlu. O da maddede gözüküyor. Şimdi şöyle düşün. Buldum diyor. Peki ne? Buldun demek de kayıp olan bir şey buldun. Yani bulmanın altında var olan bir şey var. Öyle değil mi? Ne bulunur? Çorabım kayıp, buldum. Veya para buldum. Birisi kaybetmiş de. Olmayan şey bulunur mu? Bulunmaz. Var olan şey bulunmuş. Demek ki vardı bir yerde duruyordu. Duruyordu. Ha, o zaman seninle alakası yok. Ümmetle alakası var.
Ümmetle alakası var. Demek ki ilham şahsın merakı ve ihtiyacına göre verilen cevaptır. İlham. Şumulü ilham toplumsaldır. Vazifedarlıktır. Yani uygulayın. Ustad Bediüzzaman gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi toplumun, ümmetin ihtiyacına verilen cevaptır. Onu mazhar ediyor. Şumulü ilham. İkinci fark vahyin şeyle. Sadık ilhamlar dediği bu. Sadık ilhamlar biraz da farklı tabi bunda. Temelinde sadıktır da ama şumurlu. İkinci fark vahiy gölgesizdir. Gölgesizdir. Safidir. Havası azdır. İlham ise gölgelidir. Renkler karışır. Umumidir. Melaki ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit hem pek çok envaları ile denizlerin katrili kadar kelimat-ı Rabbaniye'nin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor. Çok ilginç değil mi bu? Ya çok acayip. İlham ise gölgelidir. Renkler karışır. Umumidir. Ne melaike ilhamları var. İnsan ilhamları var. Hayvanat ilhamları var. Çeşit çeşit hem pek çok envaları ile denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbaniye'nin teksirine medar bir teşkil, zemin teşkil ediyor. Levkânel bahru midâden li kelimâti rabbi lenefîdel bahre kable en tenfede kelimâtu rabbi ayetinin bir vecini tefsir ediyor, anladı. Yani artık bu kainatın ve denizlerin, zaten söyledi, denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbani'nin teksirine medar. Yani peki niçin şey yapılıyor? Allah'ın ayeti izah etmeye kalksa belki de binlerce Kur'an olması lazım. Yani neyi izah etmesi? Ayet. Cenab-ı Hakk'ın marziyatını, kişilere şeyi. Mesela diyelim ki bu asra has bir Kur'an olsa kaldırmaz mı ya? Bu asra sırf Kur'an olsa. Her asra bir Kur'an olsa. Ama bütün asırlar bir Kur'an etti. Peki aradaki boşluğu ne olacak? Bütün asırlar da Kur'an. Her asırda bir Kur'an lazım. Her Kur'an içinde binler Kur'an var. Bunları nasıl çıkartıyorlar? Yani kelam-ı ilahide vahiy sarihi, vahiy zemini ne ile çıkartıyorlar? İlhamla çıkıyor. Yani insan bu şeyle, yani kelamla, vahiyle inşa olup döllenen insan vahiy sarihe mazhar oldu mu? Vahiy sarih. Vahiy sarih bize ne katacak? Vahiy zimni, yani ilhama vesile olacak. Vahiy zimninin neticesidir ilham. Neticesidir. İlhame, yani vahiy zimni oldu ki ilhame söylüyorsun onu. Yani ya ne diyorsun? Allah Allah, bu ilham mı söylettirildi? Oysa vahiy zimnidir. Yani buradan da aşağıya şöyle çıkar. İlham. Şu an ne diyor? Evet. Şumulü çıkar. Şumulü çıkıyor. Vazife en zirveyi aldı mı? O zaman şu bizde şu. Yani mesela aslında o şumulli ilham dedi ya, bir kısmı şeydir. Bak çok önemli bir şey. Hani bunu bakayım becerebilecek miyim ifadete. Allah sari söyledi. Ama söylemek istedikleri de ayettir. Karıştırma ama. Bak bir daha. Allah sari söylediği ayetler var. Söylemek istedikleri de ayettir. Ama tutuyor. Ama usul bakımından dışarıda ayet değil. İçeride gizli. Ama Allah katında ayet. O söylemek istedikleri de. O da Allah'ındır. Tamam. Şimdi o söylemek istedikleri, mesela şöyle diyeyim. El muflihun. İşte felah bulan onlardır. Ama nereye felah bulacaklarını dememiş.
Mesela herkese göre değişti bu. Felah kim bulacak? Kimisi şöyle anladı. Ben cehenneme gitmeyeyim, felah benim budur. Kurtuluşum budur. Kimisi de ki Allah beni cennete koysun da nereye koyarsa koysun benim felahım budur. Kimisi hayır dedi. Adın cenneti, Firdevs cennetine, selam cennetine koysun. Kimisi dedi ki hayır, Allah'ın ruhiyeti benim, el muflihum benim. Herkes de bak orada Kur'an şurada felah bulacaklar demedi. Niye demedi? Ta ki herkes kendisine göre o felahı çıkartsın. Kendisini inşa etsin. Tamam mı? Şimdi sari ayetlerin içinde sari olmayan ayetler var. Usul bakımından bu peygamber yoluyla gelmediği için ayet denmiyor. İçinde duruyor. O içinde duran bütünlüğe vahiy zimmi diyoruz. Allah peygamber değil. Peygamber olsa vahiy sari çıkardı. Peygamber olmayıp asıl imamlarına şumurlu ilham dediği o vahiy sarihin içinde vahiy zimniyi dışarıya çıkmasına şumurlu ilham deniliyor. Bunun için lef-i muhafıza mı girmiş olması lazım? Peygamber lef-i muhafızsız olmaz bu. Şumurlu ilham lef-i muhafızsız olmaz. Bazı insanlar giriyordur usta. Eğer peygamber olsaydı o çıkartmayı yaptığının adı da ya hadis-i kutsiydi ya hadiste. Hadisti. Hadis-i kutsiydi. Evet, peygamber yapsaydı hadis-i kutsi olacaktı. Herkesi bağlar. Peki hani bir tanesi demişti bana. Abi diyor 16. lemada geçiyor diyor ki nadir insanlar lef-i ezeliye giriyor. Ne yapıyor yani? Şumullu ilhamlara mazhariyet yetkisini al. Ne giriyor? Hop! Hop! Ben geldim. Tam da ne kâren olacak? Geldim. Lef-i Mahfuz'a girdim. Heyecanlandırıyor beni. Girdim, tamam. Ne kârım var? Bu 16. lemada diyor. Nadir insanlar diyor, Lef-i Ezeli'ye girer diyor. Ne olacak? Yani bu kadar olacak değil mi? Bir tanesi şu, 7 tane bulmuştum. Bir tanesi şudur arkadaşlar. Vahiy zimniyi mazhar olup alemi şehadete geldiği zaman şumurlu ilhamla ifade ediyor. Ben vahiy zimniye mazhar oldum diyemez. Ondandır ki sözleri bir ateşpare olmuş. Kelamları tesir etmiş. Yani sözleri, davranışları bizim için bir esas olmuş. Mesela şöyle yapın diyor, öylesini öyle yapıyorlar. Takipçileri. Tamam mı? O lef-i ezeliye girince vahiy zimni orada ya varis sarih de orada. Ama lef-i ezeliye girdikleri zaman lef-i mahfuza ayeti görmüyorlar ha. Lef-i mahfuza nadiren gidiyorlar ya. Orada ayeti kelime var ya Kur'an. Onu görmüyorlar ha. Vahiy zimni meratiplerini mazarlar. Öyle olsaydı peygamberler gibi olurdu miracı. Orada alemlerinde Kur'an'a muhatap oldukları ya vahiy sarih dünyadayken vahiy sarih'e muhatap olduklar. Onunla inşa oldu. Lef-i muhafıza giriyorlar. Lef-i muhafıza vahiy sarih ile inşa olan dimalarına vahiy zimmiye mazhar oluyorlar. Ondan sonra geliyorlar dünyaya konuşuyorlar. Veya teveccüh ediyorlar Allah'a. Öyle. Bu cevabı budur diyor. Budur diyor. Bu da budur diyor. Tek tek cevap veriyor. Asıl ihtiyacını gideriyor. Abi dönüştüren kendileri mi oluyor orada? Yani ya vahiy zimni şumurlu ilhama dönüştüren kendileri oluyor. Kur'an'dan almalıyız ilhamı. Asrın idrakine sunmalıyız. Ne diyor? İlhamı... İdraki. Asrın idrakine sunmalı Kur'an'ı diyor. Asrın idrakine. Kur'an'dan alıyorsun. Yani burada arkadaşlar vahiy sarihiyle inşa olan bir dima vahiy zimniye mazar olur.
vahiy zimniye mazhar olan o asıl imamı şumullu ilhamlarla o vahiy zimnideki, çünkü manaları dışarıya verir. Çünkü sizi söylüyorum, 286 şualar diyor ki, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, iki. Her asırda efradı bulunur, üç. Bir daha söylüyorum. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, üç. Her asırda efradı bulunur. Her asırdaki efradını asrın imamı şumurlu ilhamla izhar edilir. 286 şualardan söyledik. Bir daha ben yazamadım. Bak şimdi. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana şey, her bir yerinde okuyayım bak. Sayfa neydi abi? Sayfa 486. 200 dur. Şualar. Bu başka bir kitaptır. Yeni baskı. Ya bunlar çok kötü oldu ya. O oradakini versin o şualar. Acaba şu, şu da mı yeni baskı? Bu da mı yenidir? Yok, bizim okuduklarımız yeni değil ya, eski. Numaralar tutuyor. Abi şu an 286 çıktı. Bakayım ne çıktı? Yok, o değil. Allah Allah, dur. 11. şu an, şimdi şu an, tamam, yerini ben mantıken bulayım. Mantıken bulayım kardeş, dur. 11. şu anın sonunda dur. Tabii aslında bir noktada var. Ha, 268. Yanlış söyledim. Kitapta değil, benim sorum bende. 286 değil, 86'yı 68 olarak değiştir. Değiştir. 286 değil, 268. Söylüyorum. Şualar. Şualar. Bak, her bir ayetin mutadid manaları vardır. Her bir mana küllidir. 3. Her asırda efradı bulunur. 3. Bak, ezberlemek de çok kolay ama ezberlemeye gerek yok ki. Her bir ayetin mutadit manaları vardır. Yazılı yani. Normal yazılı manası. Her bir manada küllidir. Niçin her bir mana? Yani Ahmet'i Mehmet'i içine alıyor. Yani küllidir. Hem külli hem mutadit. Tamam, bak, mutadit manası vardır. Her bir ayetin, o aynı ayetin her bir mana da küllidir. Osman'a da hitap ediyor aynı ayet, öyle. Bana böyle hitap ediyor. Yani uygulayayım. Navigasyon. Ödemiş, İzmir. Manisa. Karadeniz, bir şey yazıyoruz. Aynı navigasyon. Mutadit manası vardır. Mutadit bağlıları vardır. Navigasyona. Sana böyle diyor. İleriye devam et diyor. Tamam mı? Az ileriden sola vuracaksın diyor. Aynı anda devam et diyor, sağa döneceksin diyor. Aynı anda sola vuracaksın diyor. Aynı yerde sağa döneceksin diyor. Tamam mı? İleriye git diyor. Bir başkasına geri dön diyor. Navigasyon buna çok güzel bir misal. Navigasyon herkeste aynı. Ama herkeste farklı ifade ediyor. Niçin? Meyil, ihtiyaç, merakım nispetinde sana cevap geliyor. Navigasyona yazdım, dedim ki bayındır. Onun tersi diyelim ki İzmir. Tamam, ters diyelim. Şimdi birisine dediği anda ileri git, ötekisine geri git. Sağa dön dediği zaman ötekisini aynı anda, aynı sistem, aynı marka uydu, sola vur diyor. Tamam mı? Peki, uydu tek, uyguluyorum. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayetin çok çeşitli manası vardır. Yani sari'nin dışında zimmi manaları vardır. Her bir mana zımnide küllidir.
yani uyduya bağlananları çoktur. Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. Her bir müntesibine de ayrı konuşur navigasyon. Sen böyle yap diyor, tesisin böyle yap diyor. 1 milyar insan navigasyona bağlansa navigasyon yorulur mu? Yorulmaz. Herkes aradığını bulur. Tamam. Bak, her bir ayetin, uydunun çok vazifesi vardır. Televizyon yayını yapar, yol gösterir, askeri özellikleri yapar, uzay verilerini taşır. Bak, uyguluyorum. Her bir manada, her bir ayette mutadik mana var. Ayeti uydu de. Hadi bakalım. Herkes bıraksın kalemi düşünsün. Uydu ayettir. Koyduk mu abi? Ha, şimdi uyduya parmağımı koydum. Her bir uydunun mutadit vazifesi vardır. Nedir o? Bir, askeri verileri çeker. İki, yol gösterir. Üç, televizyon, radyo. Dört, iletişim, telekomünikasyon vazifesini yapar. Beş, hava tahminleri verir. Altı, uzay verileri taşır. Yani her bir uydunun bir tane mi vazifesi var? Çok vazifesi var. Tamam abi? Bak, her bir ayetin, her bir uydunun mutadit vazifesi vardır. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Tamam abi? Her bir ayet de küllidir. Her bir, mesela diyelim ki askeri verileri gönderen o uydunun mutadit vazifesinden bir tanesini al, küllidir. Havacıya gösteriyor. Karacıya gösterdiği var, keşifçiye gösterdiği var, elemciye gösterdiği var, değil mi? Veya navigasyon, yani her bir mana da, yani o uydunun çok vazifelerinden bir tanesi iletişim, muhabere veya yol gösterir, navigasyon. On navigasyona ne denilir? Her bir mana da küllidir. Her o içinde çok vazifelerden, çok vazife var ama her bir vazifenin de külli bakıyor. Ahmet'e de bakarken Erzurum'dan yola çıkmış adam İstanbul'a geliyor. Ona yol gösteriyor. İstanbul'a kalkmış, Erzurum'a giderken ona da böyle gösteriyor. Erzurum'dan İstanbul'a böyle gösteriyor. Antalya'dan Sinop'a böyle gösteriyor. Sinop'tan Antalya'ya böyle gösteriyor. Tamam mı? Böyle her birisine külli müntesipleri var. Hepsini farklı söylüyor. Tamam mı? Ondan sonra bu aşağıda herkese de aynı yere bağlı olduğumuz halde bana böyle veri geldi, sana böyle veri geldi. Mesela uyduya bağlanıyoruz, Turksat 3. Kimisi navigasyonla cevap alıyor, aynı yerinde askeri bilgi alıyor. Aynı şeylerde uçakların koordinatlarını veriyor savaş. Savaş dağaçta vuruyor, gemileri bombalıyor, ne bileyim sesleri çekiyor. Tamam, o zaman bir daha şu olsun, üzerinde duruyorum, çok önemli. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir manada küllidir. Üç, her aslında efradı bulunur. Uyguluyorum. Her bir uydunun mutadit vazifesi vardır. Her bir vazife küllidir, ihatalıdır. Yani Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ali, Hüseyin, Erzurum, Antalya, Edirne, Kars, Sinop. Kars, Edirne, Sinop, Antalya. Her bir vazifede de külliyet vardır. Ondan sonra her bu muhatabada sanki hiç kimse yok, tek ona hitap ediyormuş gibi elindeki ayetle konuşur, aletlerle konuşur. Her bir ayetin de her bir asırda da efradı bulunur. Yani ona tek tek söyler. Hey sen derken sana da demesi beni ilgilendirmiyor. Peki, bir tane de örnek vereceğim. Güneşin mutadit vazifesi vardır. Çok çeşitli mutadit vazifesi vardır güneşin. Bir, gezegenleri tutar. İki, ağaçları büyütür. Üç, aydınlatır. Tamam? Bak, çok çeşitli vazifesi vardır. Her bir vazifesi, o çeşitli vazifelerin bir tanesi gezegenleri tutuyor diyelim.
Ağaçları büyütüyor. Hangi çeşit ağaçları? Ne kadar şey var? Büyük ağaçlar efradı var muhatabın. Ama her bir ağaca da bakınca birisi erik olarak çıktı. Her asırda efradı bulunur. Güneş, güneşin efradını söylüyorum. Elma donmuş güneştir. Çam donmuş güneştir. Balık donmuş güneştir. Balık yakın. Ne kadar kül çıkar? O kadar madde yetişiyor. Topraktır. Elementtir. Mesela odunu yakın. 10 kilo odunda. 10 kilo odunda 100 gram kül çıkmaz. 9 kilo 90 gramı enerjidir. Güneştir. Odun nedir? Donmuş güneştir. Her bir güneşin 7 tane güneş var biliyorsunuz. Sebe sema bak. Uzattığımı biliyorum. Ama oturması lazım. Dünyamızın semay dünyada bir güneş var. Aynı dünyamız gibi 6 tane de var. Toplam 7. Her bir güneşin mutadit vazifesi vardır. Mesela kimisi bir vazifesi gezegeni tutar, ağaçları tutur, büyütür, ısındırır, tamam mı? Vesaire. Buzulları kaldırır, şunu yapar, bunu yapar. Her bir işinde de ağaçları büyütür deyince, bitkilere hayat verince ne kadar fertleri var. Fertleri in aşağıya. Fertler değişik olarak kendisini gösterdi. Kimisi balık, kimisi insan. Ben yandığım zaman 76 kilo geliyor. 76 kiloda kaç kilo? Ulan bir kilo çıkmaz kül. Hepsi enerjiymişim. Ha ben donmuş enerjiyim aynı zamanda. Bak her bir vazifesinde de herkese farklı iş yapıyor. Beni böyle yapınca ötekisini de öyle yapıyor. Ha ama bana döndüğün zaman bir baktınca Allah Allah her asırda efradı bulunur. Biz onların fertleriyiz. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar vahiy ile dima inşaat olursa iksirlenip dima inşaattan kalsın. İnşa olursa vahiy sarih ile. Bu sefer insanın kalbi ihya olup mayelenir. Maye. Sonra bu insan vahiy sarih ile Kur'an'ın açık metniyle öyle bir manaya çıkar ki Allah'ın açık söylemediği ayetler olan vahiy zimniyi mevcudattan mevcudatın pencereleriyle lef-i mahfuzdakini okuma makamına çıkarlar. O vahiy zimni yani Allah'ın Kur'an'da söylediği sünnette vahiy sari ayettir. Söylemek istedikleri de ayettir ama vahiy sari değil. Vahiy zimnidir. Onu hangi kanalla dışarıya çıkartıyor Allah? Şumullu ilhamlarla ortaya çıkarıyor. Zamana bakıyor asıl. Kişi. Bir şey desek yanlış olur. Kur'an kendiki tefsirlerde vahiy zimmi... Tefsiri aynı öyledir. 350 bin tefsir vahiy zimmidir. Şimdi... Devam edeyim. Ezan okudu farkındayım ama ilhamı bitirip keseceğim. Bu şeyde bir cümle var da Ayet-el Kübra'da 158. Bir zatın vücudunu gösteren en büyük delil onun konuşmasıdır. Yani şu noktayı nazardan mı yani? Yani niye kudret dememiş, hayat konuşma demiş yani. Şimdi Murat'ım, abi buldum. Demek ki vardı da buldun. Olmayan şey bulunur mu? Buldun. Aa geldi. İlham geldi, tamam mı? Şimdi Allah, hey Murat. Demekten daha kesindir sana bir mana doğması Allah'ın. Allah böyle konuşuyor. Onun en kesin vücuduna delil konuşmasıdır. Ama kör olası cehalet konuşmayı sesi indirgediği için mevcudatla konuşmayı, ilhamla konuşmayı, vahiy ile konuşmayı bilmiyor. Çünkü Kur'an okumak Allah ile konuşmak değil midir? Hadiste geçiyor. Allah ile konuşmaktır diyor. Ama insanın seviyesinde. Şimdi
vahiy şey şumullü ilhamlar ne işe yarar? Onların vahiy zımni dışarıya taşırlar. Bu taşıyan kişilere de insani berzah derler. Anladın mı? Yok edin. Oraya mı koydun? Tam oraya koydun. Oraya mı koydun? Alem şahı. İnsanı berzahtırlar bunlar. Bir daha 16. levada diyor ki bazı istisna insanlar lef-i ezeliye nadiren girerler. Ne yapacak orada? Kolum sallaya sallaya girdi. Ne yapacak orada? Vahiy salihle giden insanlar ayet doğru. Vahiy zimni de ayettir ama ifade etmediği için peygamberler ayet denmiyor. O vahiy zimni yani açık demediği fakat içinde bir sürü okuduk, şey ders yaptık. Delalet, işaret, sunuat, tuluat tarzındaki o zimni manalar onları alırlar ve ümmete getirirler. Bu getiren kişiye insani berzah denilir. O gelen ilhama kendine has olana ilham, ümmeti alakadar eden ilhama da şumullu ilham denilir. Şumullu ilham yaptığı sohbeti Risale-i Nur gibi doğuyu, batıyı, kuzeyi ve güneyi, kadını erkeği, profesörü ilkokul çocuğunu tembir ediyor, ihya edip inşa ediyor. Şumullünün özelliği budur. Nasıl anlarız şumulluna? Tarikat mıdır, nurculuk mudur, şudur? Eğer o mevzu aynı mevzu, profesörü de doyuruyor, çocuğu da doyuruyor, kadını da doyuruyor, erkeği de doyuruyor, köydeki cahili de, şehirdeki okumuşu da doyuruyorsa onun adı şumullu ilhamdır. Ha? Sonra ilhamın mahiyetine, bir iki de okuyacağım, onu nasıl keseceğim. İlhamın mahiyetine ve hikmetine ve şahadetine baktı, gördü ki mahiyetiyle hikmeti, bak ne kadar farklı. Ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor. Dört nurdan. İlhamın mahiyeti ve hikmeti ve şahadetine baktı, gördü ki mahiyetiyle hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor. Ne? İlham. Birincisi, teveddüdü ilahi denilen, teveddüdü ilahi. Teveddüd? Sevdirmek. Sevdirmeye, yani niçin yapıyor? Teveddüdü ilahi denilen, kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi Allah. Mesela elmayı, armutu biraz önce mandalina yapan, ne yaptı? Kendisini fiilen sevdirdi. Ne kadar hoş bir Allah idi. Yani öyle diyorsun yani. Sen lezzetli şeyler olmasa Allah'tan lezzet alınmaz. Sevilen şeyleri yaratmasa Allah bizi severek sevmeyi öğretti. Vererek vermeyi öğretti. Tamam. Lezzet alarak lezzetlenmeyi kendisini öğretti. Şimdi mesela mandalina yedik. Lezzet aldık mı? O anda bir enerji çıktı mı enerji? Mandalina yiyince bize enerji olmadı mı? Evet. Sevgi oldu. Allah Allah. Fesubhanallah. Maşallah ya Rabbi. Demek o çıkan enerjiyi adresledik. Allah'a döndürdük onu. O zaman Allah sevgisi ne kadar oldu? Mandalina'dan aldığın lezzet kadar oldu. Hamd bu mudur abi? Muayenleştiği için hamd ettik. Şükür. Hamd daha geneldir. Bak şimdi. Allah sevgisinin mandalina'daki lezzetle dönüştürdük. Lezzet sevgiye dönüştü. Bak Allah yoktu alemimizde. Ne var ne yok, nasılsınız? Tamam ha bu. Mandalina yedik. Allah Allah. Bak şimdi maşallah. Sanatına maşallah. Hikmetine barakallah. Ya Rabbi bunu gübreden çıkarttın ya. Fesubhanallah. Hayret oldu mu? Bir muhabbet oldu mu? Bir sevgi coşar oldun mu? Şimdi Allah sevgisi nedir? O mandalinanın aktif ettiği o iltifat ilahiye, o muhabbet-i Rabbaniye'ye dönüştü.
maşallah, subhanallah diye. Bu nidanın içeriği şeftali mandalina'nın lezzetidir. Lezzeti yaptı. Kılıfı bu, içeriği Allah muhabbeti. Allah muhabbetini dönüştü. Buna da manay harfi denilir. Mandalina'nın lezzeti mana ismidir. O lezzet Allah'a taşıması manay harfi oldu. Otomatik olarak da sana abi veriyor bilgileri maşallah. Anladın mı abi? Mana ismiyle mana yaptı. Çok güzel gitti. Bu teveddüd-i ilahi nasıl yaptı? Denilen mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi. Bu dördünü şey yaptınız mı abi bir yerlere? Aşağı mı? Dört tane var ya şimdi. Ha. Yani aslında şöyle oldu. Vahyin hakikati beş mertip, ilhamın da dört tane burada şeyi var. Terekküp ettiği şey, mahiyetiyle hikmeti diyor gerçi neticesi. Bak şimdi, hayır. İlhamın iki sistemi var, ikinin içinde dört mertebe var. Ha, bu ikincinin iki şeyi. Tabii tabii, detayı bu. İkinci şeyin, farkın açılımı öyle mi? Tabii tabii, şöyle diyeyim bak, şöyle. Sanki direkt şey gibi, ilhamı direkt anlatıyor. Hayır, tabii hayır. Hastasız olan. İlham. Hastasız zaten. Bir, iki. Sonra diyor ki, şu da diyor, bir, iki, üç, dört tanedir diyor. Ama ilişkisi öyle var mı? Olmaz olur mu? İlişkisi ben öyle demedi abi ya. İkisine birden diyor sanki ya. İlham, direkt ilhamın dört tane şeyi var. Dört tanesi ilham anlatıyor yani, da o ikisi ilhamla vahiy arasındaki farkı söylüyor. Farkı söylüyor abi. Hangisi? İkisi. İkisi farkı anlatıyor. Esas mahiyet, hikmet neticesi yani o vahyin beş mertebesi gibi şey olan burası. Evet. Dördü. Yani normalde o ikisi var ya abi. Bakın o gözle. Bak şimdi. Hı. He bak şimdi. Yani o ikincisi. İkincisini okuyayım. Bak vahiy gölgesizdir, safidir, havası astır. İlham ise gölgedir, renkler karışır, umumidir, melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi. Çeşit çeşit hem pek çok envaları ile denizlerin katırları diye devam ediyor. Ondan sonra teşkil ediyor levkânel bahru midadil ilâhir. Sonra diyerek ayetini bir ödün tefsir ediyor, anladım. Bitti. Bitti. Sonra şimdi. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı, gördü ki. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Evet doğru. Yani o esas da ilhamın şeyi burası. Dört, yani vahyin beşse ilhamın da dört kısmı burası bence. Vahyin iki mertebesini anlattı. Bak, bir dakika. Birincisi neydi? Vahiy ile şeyin farkı onlar Hasan abi. Ha iki fark. Çok enteresan. Bu da vicdana bakıyor. Bu da vicdana bakıyor. Dört parçası. Vicdan biraz baktım da pek. Ha. Yani şöyle abi. Bu da vahiy ile ilham arasında ne fark var? Bir. Vahiy de vasıta var, ilhamda yok. Birinci fark. İkinci fark ne? Gölge. Vahiy gölgesi, safi, havası astır. İlham ise gölgeli, renkler karışır, umum eder. Bitti. Sonra, ya yani bu ikisi bitti. Bu vahiy ile ilham arasındaki fark. Evet, ikisi. Yani diğeri dört tanesi aynı. Şimdi o zaman ilhamın içerisini mi anlatıyor şimdi? İlhamın mahiyeti. Evet. Mahiyeti dedi. Mahiyeti ve hikmetini. Hikmeti dedi, neticesi dedi. Doğru. Aslında neticeyi suret gibi desem, evet. Hikmet, hakikat, mahiyet de mahiyet. Belki üçünü anlatıyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Hikmet, hakikat demek zaten. Değil mi? Evet, hikmet, hakikat. Neticeyi de suret diyebiliriz. Netice zaten eylem, surettir. Yani suret diyebiliriz. Aslında ilhamın, o zaman ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine. Ve devamının neticesi diyor. Gördüğü mahiyetin hikmeti neticesi. Yani. Dört, nurdan terekküp ediyor. Bunu da irade, zihin, his, latife, rabbani olarak bekleştirmek. Dur bakayım o zaman. İlham kalbidir diyordunuz ya. İlham? Kalbidir. Evet kalbidir. Diyorum. İlham kalbidir. Kalbe geliyor. Vahiy, dimağdır. Şeylerde. Öyleydi de bu da bir şeyler olacak sanki. Bu şeyi okuyan da keseyim. Tamam. Biraz gitsin o meşede. Şuraya kadar geçmeyeceğim. Şu sonra ilama geçmeyeceğiz de. Şu dört tane madem buraya gidelim. Dört tane madde okuyalım. O zaman vicdana baktırabilir miyiz böyle? İrade zihin. Beraber gidelim. Gidişat varmış. Bir. Teveddüd-i ilahi denilen kendi mahlukata fiilen sevdirmek. İradeye bakıyor bu mesela. Fiil ya. İradenin vazifesi ibadetullah ya. Fiil. Kavlen ve huzuren ve sohbeten dahi sevdirmek vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezasıdır. Anlaşıyor, sevdirmek burada. Evet. Aynen çorap söküyor hakikaten gidiyor. Sevdirmek. O zaman muhabbetullah, muhabbet his. His olacak. His olabilir ama fiil var burada.
Başta fiilen girdin, fiilen sevdirmek. Dur gidelim, iki okuyayım. İbadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi. Burada da fiil o zaman. Hasan abi, oradaki ilk gibiler tamam. Kelama getirmek için örnek kısmı. Tamam, yani olduğu doğru. Gibi esas bizim gibiden sonraki. Sonraki, tamam, doğru. Doğru. Şimdi ibadının duaları fiilen cevap verdiği gibi çık. Yani kavlen dahi perdeler arkasında icap etmesi rahmetin şeyinidir. Kavlen. Kavlen şimdi, nedir? Zaten mevzu da kavil. Kavil tabii. Yani esas ilham yani şeyden sevdirmek var. Mesela ikincisinde ne var? İcabet var. Üçüncüsünde yani o şekilde var. Zaten mevzu kavil. Yani şunu diyor. Fiille aslında tekvini ayette kelamı kıyaslıyor. Fiilen yaptığı gibi diyor. Kelam sıfatı gereği de ilham olarak ona bir mukabele edecek. Sevdirmesine icabet etmesine şey yapacak. Yani aslında mevzu gene kabil. Yani kelam yani. Kelam. Kelam olduğu için. Ama İlham da kelamdır ya. He, o ilhamı zaten şeyi bu. Ama onun altında mesela şimdi ne çıktı? Teveddüt çıktı. Sevdirmek. Birincisi kavle ve huzurla sohbetine sevdirmek. Birincisi bu. Vedudiyet ve rahmaniyet. Vedudiyet hisse bakıyor bu. Olabilir. Tabii. Değil mi? Şuraya bakıyor vedudiyet. His. Mabetullah ya. Evet. O ona uyuyordur. Bakalım abi Tullah. Diyelim ki birincisi bu ne oldu? Diyelim numara koymuyorum. Tamam. Ama gene bir koyayım şöyle. Bir. İki. Bakayım ne çıkacak. İbadının dualarını fiilen cevap verdiği gibi kavlen dahi perdeler arkasına icap etmesi rahimiyetin şenidir. Rahimiyetin. Buna geçelim. Bir şey yapamadık. Yani perde var, icabet var burada. Peki bakılacak. Dur bakayım. İcabet üçe bakalım. Var, icabet var. Öbürküsünde de imdada yetişme. Ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahluklarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tezahüratlarına fiilen imdat ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilhami kabiller ile de imdada yetişmesi rububiyetin lazımıdır. İmdat. İmdada yetişmesi. Rububiyet. Çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi malikini ve hamisini ve müdebirini ve hafızını bulmaya pek çok muştak ve Latife-i Rabbani muştak olan zişül mahluklarına vücudunu ve huzurunu huzur ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nevi mukalleme-i Rabbani hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve has bir mahluka bakan has ve bir veciyle onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuna kavlen dahi kendi huzuruna bu Latife-i Rabbani'ye benziyor. Evet. Ve vücudunu ihsas etmesi şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i rububiyetin zaruri ve vacip bir muktezasıdır diye anladı. Bu da 4. Şuna 4 diyelim. O zaman 2 ve 3'ü bir daha okuyayım. Bunun yerini okuyalım. 2. İbadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi kavlen irade abi bu. İbadının dualarına fiilen cevap verdiği kavlen dahi perdeler arkasına icabet et. He? İradeye dair. İrade bu. İrade şeyi. İrade ediliyor. İcabet etmek. Evet. İradeye bakın. Hisse bir bakalım. 3. Zihin mi his mi? Zihin boştaydı da. Şimdi zihine bakacağız değil mi? Zihin. Evet. Bir dakika zihin boş. Zihin. Zihine bakalım. Ya şimdi yazacağız hissi bulmuştuk. Biz bunu yanlış buraya koyduk da. Evet. Numara Muhabbetullah yazdığınız için. Bu kaçtı bir mi? Muhabbetullah silerseniz aynı şey. Tamam doğrusu. His bir miydi? His bir evet. Sevdirmekte. Üçe bir bakalım zihne tutuyor mu? O zaman hiç tereddütümüz kalmaz. Hani ezberde yapsak koydu ama yok. Bir bakalım. Üç neydi? İki, zihin, düşünce, dima bütünlüğü. Bak, ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tazaratlarına fiilen imdat ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilham kabiller ile de ilhami kabiller. Yetişmesi rububiyet. Zaten bu kesin. Niçin?
zihin, diman, evet, bütünsel buradaki yansımasıydı bu yüzden. Evet. Bu da çok tutuyor. Evet. İlhamla şey diman şey vicdan inşa ediyor. Biz de okuyayım cümleyi bitireyim. Sonra ilhamın şehadetine baktı, gördük ki ondan sonra bitiriyoruz. Nasıl ki güneşin faraza şuuru ve hayat olsaydı. Bak ilhamda bizim o verdiğimiz güneş var ya, onu verdi. Ve o halde ziyasındaki yedi rengi, yedi sıfat olsaydı, o cihette ışığında bulunan şuaları ve cilveleriyle bir tarz konuşması bulunacaktı. Ve bu vaziyette misalinin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her ayine ve parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler, hatta şeffaf zerreler ile her birinin kabiliyetine göre konuşması, onların hacatına cevap vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şehadet etmesi, hiçbir işe mani olmaması ve bir konuşması diğer konuşmaya muzahmet etmemesi bir müşahede görüleceği gibi, aynen öyle de ezel ve ebed, ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mahlukatın Zülcemal Halik-i Zişanı olan Şems-i Sermedin'in mukallemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi külli ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi, hiçbir sual bir suale, bir iş bir işe, bir hitap bir hitaba mani olmaması ve karıştırmaması bilbedahi anlaşılıyor. Ve bütün o cilveler, o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bir ittifak o Şems-i Ezel'in huzuruna ve vücubu vücuduna ve vahdetini vahiyadetine delalet ve şehadet ettiklerini aynen yakin bir ilme yakin ile bildiği itiyor. Demek ki o zaman ilhamı kulasa ediyoruz. İlham vahiy ile ilham arasında iki tane fark var. Bu ilhamla vahiy arasındaki fark. Sizin bulduğunuz doğru. İkincisi sonra ilhamı anlatıyor. Dört şey. Uygularsak bunun arasında iki fark var. Fark. Sonra geliyor diyor ki ilham buraya geliyor diyor. Bu ilhamın iki tane sistem, dört tane sistem var. İlham dört şekilde izah ediliyor. Bir insana İlham niye geliyor, nasıl geliyor, niçin geliyor? İlham inceliyor dört kategoride. Bir bakıyoruz ki o ilham, zaten biliyoruz ki vahiy dimağdır, ilham kalbedir. O zaman o dört tane olması gayet makul. Yani çünkü ilham kalbe aktığına göre, kalpte de direkt Osman'ım, vicdansız kalbe giriş yoktur. Yani kalbin giriş kapısı vicdandır. Vicdanı bilemezsin başka. İkra ettiği vakit vicdanı ikra ediyor. Evet. Yani kalbi dönecek, bilmem ne yapacak. Vicdanı geçip de olmaz. Evet, ilham vahyin ilham vicdanı nasıl şey yapıyor diye onu da anlattı. İlhamın içeriği dört, hakikaten vicdanın dört. Bununla arasındaki iki fark, bununla iki tane farktan geliyor. İki farktan geliyor. Böylelikle bugünkü dersimiz bitiyor. Dersimiz neydi? Vahiy 5 mertebesi, diman 5 mertebesine. Vahiy ile ilham arasındaki iki fark, kişiye özel olan ve kişinin özel dünyasını oluşturan tasavvurları ve tahayyülleridir. İki tane farkı anlatıyor. O iki farktan bir tanesi, dikkat edin ben defterime yazdım. İki farktan bir tanesi tasavvurdur. Bir tanesi tahayyüldür, buldum. Mesela ilham ekseri vasıtalı vasıtasız olması. Tamam? Bu vasıtalı, bu vasıtasız. Tamam? Sonra tahayyülü ise ikinci neydi şey? Gölgeli, gölgesiz. Yani suretler diyor. Suretler iki tanedir. Gölgeli ve gölgesiz suretler. Gölgesiz suretler heykeller. Gölgeliler resimler. Resim gölge. Ve tahayyüldür. Bir tanesi tahayyülü anlatıyor. Bir tanesi tasavvuru anlatıyor. Bence de onu düşünüyorum. Heykeller gölgeli. Heykelin gölgesi vardı da resmin gölgesi. Resim gölgesi. Ters mi söyledin? Evet. Ben onu düşünüyorum.
Ben resmi gölge olarak negatif ya. Belki de öyledir. Çünkü şöyle aptalına kalmış. Resimler negatifini kağıda dökerler. Asıl değildir. Ama heykel kendisi asıldır. Biz de şöyle düşünüyoruz. Sizin... Resimdeki iki boyutlu olduğu için bunun bir gölgesi olmaz. Ama heykel gölgesi olan üç boyutludur. Tamam, doğru olabilir. Ha, neticede ilhamın birincisi neydi? Vastalı, vastasız. Vastalı, vastasız. Ama yukarıya vastalı, vastalı. Bu öyle dedim de. Tamam. Vastalı, Cebrail'le. Cebrail'si kişinin kendi üzer dünyası. Sonra ötekisinin gölgeyi bir gölgesiz ki resim, tahayyül. Bunu anlatıyor. Sonra dedi ki, bu ilhamı bu kategoriyi ettik mi? Fark olmasının sebebi, dima şu taraf. Dima da bakıyor ilham. Buraları inşa ediyor. Ama kalbe baktığı zaman astı, vicdana, irade, zihne, his, latife-i Rabbaniye de böyle bakıyor diye ilhamı da o dört mertebede işledi. Böylelikle ilhamla vahiy arasındaki farkı bugün işlemiş abi, olduk. Vahiy o üstteki beş mertebe taakkul ve üstü o vahiy tasavvuru ve tahayyülü de şekillendirmiyor mu abi? Tabii ki şekillendiriyor. Mesela bu çok güzel bir soruydu. Şimdi bu vahiy ile inşa oldu. Senin tasavvurun değişmeyecek mi? Senin tahayyülün değişmeyecek mi? Değişecek tabii. Muhatap olan bir dima vahiy tasavvurları, zanları, düşünceleri değişecektir. Sünnet isimleri oraya mı çıkıyordu? Ama sana gelen o düşünceler, ilhamlar vahiy zimnidir. Vahiy salih değil. Sana gelenler ayet değil. Peki abi, hani vahiy ve vahiyin hizmetine gören şumulli ilham dedi. Vahiyde şimdi vasıta var. Peki şumulli ilhamda vasıta var mı? Şumulli ilhamda vasıta yok. İlham vasıtası. İlham olduğu için mi? İlham olduğu için. Ama şu var. Vesilesi ve aktifi, yani hikmeti neydi? Dedi ki mahiyeti ve hakikati diyor. Şimdi şumulli bir ilham var, bir de şumulli ilham var. Yani herkes, bana bir ilham geliyor Murat, benim derdime derman oluyor. Ama seninle alakası yok. Bu var ilham. Ama bir ilham var ki şumulli, bana gelen bir hakikati, mesela bir tanesini söyleyeyim. Herkes alakadar etti. Dün değil, evvelsi gün. Yatsı namazındayım. Namaza durmadan bak kardeş. Herkese alakalı bu ilham. Yani ilham var, şumulli ilham var. Dedim ki, ya Rabbi, Allah'a düşünüyorum. Çok merhametlisin, senin işine yarayacak. Çok merhametlisin. Yani çok hoş bir Allah. Fakat başka bir şey olsaydı da bu ölüm korkusu olmasa, kabir korkusu, imansızlık korkusu, yani bu ölüm korkusu, Allah Resulü'nün tabiriyle o hadis gördüm, ne kadar acısın demiş. Yani rahimsin Allah'ım, bu ölüm korkusu, imansızlık korkusu dedim, tamam mı? Şimdi bana gelecek cevap, siz benim alakadar edecek, bakayım herkes alakadar edecek mesela. Çözemedim. Niye ölüm korkusu denen? Tepemize tehdit unsuru koymuş. Cehennemi. Niye tehdit unsuru? Duruyor. Cehennemle tehdit ediliyoruz. Onları tefekkür ederken Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okudu. Kalktı masada. Kafa orada. Masayı bıraktığın gibi kafayı bırakamıyorsun ki. Allahu Ekber. Kalbime geleni. Allah. Bu nasıl bir şey? Bana gelen şu. Eğer ölüm korkusu, imansızlık korkusu, cehennem korkusu gibi tehdit unsuru olmasaydı, hayatın ifrat ve tefritten kurtulup hattı vasata giremezdi. İnsanı insan yapan, tamam mı? İstikametine koyan bu korkulardır. Bu seni inşa etmek içindir. Hamur yaparsan ama pişmesi lazım. O cehennem tehdidi, bu korkular insanı pişirmek içindir. Peki, devam ediyor cevap.
ölüm korkusu ölüm anında Müslüman'dan kaldırılıyor. O ölüm anı sekeratta Allah ölümü sevdiriyor. Bir örnek dedi. Mesela ben cidden ölümü sevdim dedi ustad. Ben rastladığım bir şeyi sen hatırlıyor musun dedi. Almanya'da falan kadının cami imamlığı yaparken şeyine gitmiştim. Mahallenin imamısın ya şehrin. Mahalle değil şehir orada tek var. Cami şeye gittim oku, Kur'an oku diye. Babaanne bir nefes alıyor bak. Nefes alana kadar yapamıyorum ya. İki tane nefesi rahat sokarsın. Yaptığı yerde. Üç gün böyleymiş. Yatıyor. Bir anda ölüm nasıl sevdiriliyor bakın. Bir anda üç gün kendisine geçen kadın niçin zahmet buyurdunuz? Gülüyor. Bir şey görmese bunu der mi? Peki bu hal fark var mı? Korkuyla senin hiç farkı var mı? Var. Demek ki korku kaldırıldı, gidecek yeri gösterildi. Hadiste diyor ki, Müslümana gidecek yeri gösterildiği için ölüm korkusu hissedilmez diyor. Mesela kadınlar ellerini kestiler, hissetmediler Yusuf'u görünce. Acı yok mu? Var. Yusuf'un güzelliği onlara öyle lezzet verdi ki ellerinin acılarını hissetmediler diyor. Peki bu kadın gideceği yeri olduğuna şey yapınca bunu hissetmedi. Ha, ölüm anında Müslümanlara ölüm korkusu kaldırılıyor. Peki ne için anlattım? Bu ilham. Zatıma mahz genelledi mi? Genelledi. Peki arabayla gidiyorum Murat. Ya oraya gidecektik ya. Geçen hafta gittik gece ya bu derse. Ya, sağ mı? Sokak hangisiydi? Ya kalp dedi ki buradan gitti. Genel mi hususi mi? Hususi. Şumurlu ilham herkes içine alıyor. Çünkü herkes ölecek mi? Bir de siz ümmet namına sordunuz onu kalbinize. Sordum da Müslümanlara niye geliyor? Hani ben kendimle ihtiyaç benim, dert benim, derman kuman. Kur'an. Burada ben bir şey anlatmaya çalıştım. Yani gelen bize ilhamların bazen herkesi kaplar derste, değil mi? Ders öncesi ve sonrası. Bazen herkesi kaplar, bazen sırf sana cevaptır. Mesela yol sağda mıydı, solda mıydı, bu ev miydi, bu zil miydi? İçine gelen doğma ile, doğmalarla, ilhamlarla, sunuatlarla ne yaparsın? Sile basan bu sunaktır. Ama ilham ise o da genellenirse onun o muhatabiyet ilahiyeden gelen o cevap da her biraz önceki gibi herkes ölecek. Şimdi senin hoşuna gitti mi gitmedi mi? Yani ölüm anında ölüm kaldırılıyor, sevdiriliyor. Bir tanesi diyebilir mi ki benim alakası yok? Bu şumurlu ilhamdır. Levi Mahfuz'dan mı geldi abi? Levi Mahfuz'dan gelmeyen bir şey yok. Çünkü her şey oradan geliyor. Yaş kuru her şeyi var. Bir tanesi dedi ki, ya bayağı şey yapıyorsunuz. Lan dedim sen böyle diyeceğin bile Kur'an'da var. Korkmaya başladı. Çünkü Kur'an'da yaş kuru var. Ya diyor Risale-i Nur'u diyor Kur'an'a dayandırıyor dedi. Ya Kur'an'da var dedi. Sen dedim tecdidi iman et dedim. Tamam mı? Risale-i Nur Kur'an'a dayandırıyorsunuz. Kur'an'da vardır diyorsunuz ya. Şirk yapmıyor musunuz? Şirkte şirk var. Şirkte şirk var. Kur'an'da senin böyle diyeceğin de yok mu? İbn Abbas diyor ki kaybolan diyor devemi dedi Kur'an'la buluyorum. Ebu Cehil var. Şeytanın duvası var. Yaş kuru vela rakbim vela ya senin lafı kitabım bim yok mu? Kimisi sarak var, kimisi içerlemizi. Kur'an kainatı hulasa haritası değil midir? Kainatta olan küfür bile var. Olan küfür varsa Risale'nin ne olması? Senin böyle konuşacağın bile var. Kur'an'da yok demek nakıselliktir. Ya ilmi ihata etmemiştir. Hemen dedim tecdidi iman ettir. O bana demişti ki imanınızı tazeleyin. Böyle demek de imanını tazelemen lazım. Tabii nasıl diyecek şimdi Kur'an nakıse? Evet burada kesiyorum. Vahırda vahırda.